Merhaba, San Boon Taro YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizi kim seviyor, kimin kalbindesiniz, bu konuyla ilgili açılımlar yapacağız. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için isteyen bütün desteleri dinleyebilir, isteyen tek deste dinleyebilir. Kendinize göre videolardan yararlanabilirsiniz. Harf seçmeli olacak aynı zamanda ama harften ziyade siz kartların, tarot destelerinin ve oracle destelerinin açılımda kullandığım destelerin, Lenormand destesinin vesaire bu destelerin gösterdiği enerjilere daha çok odaklanın. Harfler birazcık daha dediğim gibi işin eğlence kısmı aslında. Ama oradan da mesaj alanlar, hani oradaki enerjiler de çok tuttu, harfler de tuttu diyenler de olabiliyor. Kendinize göre bu doğrultuda değerlendirebilirsiniz ama asıl önemli olan dediğim gibi açılımda kartların gösterdiği enerjiler. Evet, bakalım sizi kim seviyor, kimin kalbindesiniz, kim size gerçekten sevgi duygusu, aşk duygusu, böyle yoğun sevgi duygusu besliyor ilişki olarak. Buna bakacağız. Yoksa arkadaşınız da sizi seviyor olabilir, anne babanız da sizi seviyor olabilir. Bu anlamda hani kim seviyor diye sormuyoruz. İlişki bazında, ikili ilişki bazında, aşk ilişkisi, sevgililik, eş, artık hani kendi durumunuza göre neyse, bu bağlamda sizi kimin sevdiğine bakıyoruz. Evet, bakalım kartlar neler gösterecek. Şimdi ben niyetimi önce sesli olarak alacağım. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sınavsız şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, tüm canlılar için, tüm canlılara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Doğaya, masumlara, hayvanlara sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlar için yapacağım açılımlar olacak. Ve tüm insanların da doğaya, masumlara, hayvanlara sevgi, saygı, merhametle yaşamasını seçiyorum. Evet, şimdi niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım kartlar neler gösterecek, tüm enerjilerin hatta evrendeki, bu dünyadaki doğaya, masumlara, hayvanlara sevgi, saygı, merhametle yaşamasını seçiyorum. Evet, şimdi siz odaklanıp seçin. Niyetimi sesli olarak aldım. Bu niyete uygun kişiler için bakalım kartlar sizi kim seviyor dediğimizde neler gösterecek? Evet, siz odaklanıp seçin. Daha sonra açılımlara geçeceğiz. Bu arada beni seven, bana saygı duyan, her şeyden önce saygı duyan ve seven hatta, saygı her şeyde önceliktir. Birini sevmesek bile saygı duymak zorundayız sınırlarımızı aşmadığı sürece. O yüzden saygı duyan ve seven herkese de teşekkür ederim.
siz de yaptığınız işlerde saygı ve sevgi görürsünüz inşallah. Evet, şimdi bunu da söylemek istedim. Şimdi ben birinci desteği seçenlerle açılımıma başlıyorum. Buraya koyabilirim. Buraya koyamam. Buraya koyabilirim. Evet, birinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Sizi kim gerçekten seviyor? Kimin kalbindesiniz? Birinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Sizi kim gerçekten seviyor? Kimin kalbindesiniz? Niyetine uygun kişiler ve enerjiler için. Sizi kim gerçekten seviyor? Kimin kalbindesiniz? Çok seviyorum bu tarot destelerimi. Çoğu tarot destesine bunu diyorum, biliyorum ama çünkü her tarot destesine, yani bir tarot destesine alıyorsam gerçekten enerjisini beğendiğim için alıyorum. Çok araştırıyorum. Bazen bir kartın çizimini, bir kartın enerjisini beğenmediğim için diğer kartların çizimini, enerjisini sevsem de almadığım desteler de olabiliyor. Diyelim ki bir kartta bir sembolden, bir çizimden hoşlanmadım ama diğer kartları çok sevdim. O desteği almıyorum. O kartın enerjisi, sembolü yani çok uymadığı için bana. O yüzden gerçekten çok böyle araştırarak destelerimi de seçiyorum. Güzel enerjili, sembolleri güzel olan, enerjisi böyle güzel olan enerjileri sizin için kullanabilmek için aynı zamanda ve kolektife de aslında bana da yarar sağlayabilmesi için. Evet. Işıl ışıl, çok güzel. Pozitif. Evet. Şimdi bu desteyle devam edelim. Sizi kim seviyor? Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Birinci desteği seçenler. Kimin kalbindesiniz? Birinci desteği seçenler. Yok, bu burada kalsın. Ya da hadi böyle geldi, böyle geldi. Kimin kalbindesiniz? İki tane geldi, bu şekilde alacağım orayı. Şimdi.
Burası da aynı şekilde böyle iki tane geldi. Bazı besteler yine açıya sığmayacak ama bu açıya sığmasa da, ay bir an konuşamadım. Açıya sığmasa da ben kenara seçeceğim, en son yorumlayacağım. Çünkü birkaç deste daha kullanmak istiyorum açıya sığmayacak olsa da. Açıya sığmayacak olsa da demek neden ağzıma bu kadar zor geldi acaba? Y ve yumuşak G harfleri nedeniyle yüzünden büyük ihtimal. Evet, birinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Sizi kim seviyor? Kimin kalbindesiniz? Birinci desteği seçenler. Birinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Sizi kim seviyor? Kimin kalbindesiniz? Bunlar çok gözükmeyecek büyük ihtimal. Dur bakayım, şöyle koysam gözükür mü? Çok uçtan gözükür gibi aslında ama kararsız kaldım. Hemen düşünüyorum. Dizelim bunları da. Şu desteden de seçeceğim. Bunlar gözükmeyecek. Bunları da en son açarım. Buradan da kart seçeceğim. Evet. Gözükmüyor. Uç tarafı gözükmüyor açı nedeniyle. Şey yapalım ya, benim içim öyle daha sinecek. Ben onları şöyle koyayım. Şu üçüncüsü, şu ikincisi. Aslında şöyle olacak. Şu bir, şu iki, şu üç. Evet. Şöyle kalsın, en son açacağım. Çünkü buradakiler tam gözükmüyor. Ben bu tarafı alıp size gösteririm onları. Evet, birinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için sizi kim seviyor? Kimin kalbindesiniz? Birinci desteği seçenler. En sonda harf seçeceğiz. Harfleri şuraya alayım unutmamak için. Gözümün önünde kalsın. Evet. Şimdi bunları da en son açacağım. Birinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Önce bir açıya da bakalım. Gayet güzel. Evet. Birinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bakalım kimin kalbindesiniz? Sizi kim seviyor? Talent, closure ve strength enerjisi geldi. Güç, kapanış ve yetenek enerjisi geldi. Burada
güçlü birisi olabilir, güçlü bir karaktere sahip birisi olabilir. Şunu hissettirdi ama bana kartlar. Sizin için bu kişiyle sayfanızı kapatmak, aynı zamanda onun için sizinle sayfanızı kapatmak, yani ikinizin de aranızda birbirinize çok zor gelen bir bitiş enerjisi yaşanmış olabilir. Bir böyle birbirinizi geride bırakma durumu, ama bunun çok zor gelmesi ama aynı zamanda karakteri de güçlendirmesi, olgunlaştırması, hani bu zorlukların size söz konusu olmuş olabilir. Aynı zamanda bütün bunların ardından yeteneklerinizle ilgili, kabiliyetlerinizle ilgili bir şeylerin sizde ortaya çıktığı birisi olabilir. Bazen hayatınıza birisi girer, size birisi dokunur. O kişinin ruhu bile duymaz, haberi bile olmaz ama o kişi sizde bir şeyler uyandırır. Örnek veriyorum, o kişiden sonra bir iş yapmaya başlarsınız, bir şey yapmaya başlarsınız, bir eğitim almaya başlarsınız, bir yeteneğinizin olduğunun farkına varırsınız. Bu sanatsal konularla ilgili olabilir, enerjisel konularla ilgili olabilir, dans olabilir. Belki o kişiyi tanıdınız ve böyle bir, hani içiniz kıpır kıpır oldu. Böyle bir dans birazcık dişil enerjidir, yaratıcılık enerjisidir, esnekliktir. Bir noktada hani böyle bir dansa falan başlamış olabilirsiniz. Ayrılıktan ve bazı sayfaları kapattıktan sonra ama bu kişiyle. Ben bunu daha çok siz olarak hissettim burada ama belki aklınızdaki kişi de böyle bir süreç yaşamış olabilir. O da sizinle belki ayrıldıktan sonra çok zor da olsa bazı dönemleri, bazı süreçleri sizinle bitirdikten sonra hayatında bazı yeteneklerinin aslında hani onda belirdiği, "Aa, benim şöyle şöyle bir durumum var" dedi ya da böyle yeteneklerine yöneldiği diyeyim, bir süreç yaşamış olabilir. Kabiliyetli, yetenekli birisi olarak gözüküyor ama closure, yani kapanış enerjisiyle birlikte bana şunu hissettirdi. Sanki böyle böyle zor olan bazı sayfaları kapattıktan sonra o yetenekler olmuş. Hani bazı dönüşümlerden sonra sanki. Biraz da bana şey hissettirdi. Hani böyle bir önceki video muydu, ondan önceki video muydu? Bir sabit burç etkisinden bahsetmiştim. Burada da yine bir aslanı anımsattı bana. Güç kartı da tarotta. Burada güç yazıyor ya. İşte böyle kaplan, aslan yavrusu gibi hayvanlar da var. Biraz böyle tarottaki güç kartını da hissettirdi bu kart. Aslan burcunun kartıdır. Tarottaki güç kartı da ve sabit burçtur. Ama burada sanki bana şunu da hissettirdi. Böyle inatlaşmalardan, böyle sabit noktalardan, hani belki burnu düşse yere almayacağı enerjileri sizinle bazı bitişler yaşadıktan sonra yumuşamış olabilir. Hayata karşı esnekleşmiş olabilir. Hayatla dans etmeyi öğrenmiş olabilir. Aynı zamanda size de bu şekilde bu kişiyle ilişkiniz yansımış olabilir. Belki bu kişiyle tanışmadan önce çok sert yargılarınız vardı. İşte böyle hani dediğim dedik, çaldığım düdük birisiydiniz. Ve bu kişiyle belki çok zor şeyler yaşadınız. Zor da olsa geride bıraktınız. Karakterli bir duruş sergileyebilmek için. Ve bu da size belki hayata karşı bir esneklik kazandırdı. Hani zor da olsa, güç de olsa. Burada bana şey de hissettirdi. Bazı ön yargılarınızı yumuşatmış olabilirsiniz. Sizi seven bu kişiyle. Size yansımasını da bu üç kart bana çok hissettiriyor burada. Yani böyle daha aslında katı bir hani böyle dik bir duruş sergilerken yine karakterli ve dik bir duruş ama birazcık daha esnek, birazcık daha hayatla oynayabilmek enerjisine geçiş var burada. Evet, şimdi diğer destelerle devam edelim. Bu Oracle destesiyle benim bağlantım çok güzel ve bana aktardıklarını çok seviyorum. Çok böyle açık akıyor enerjileri. Yani zaten tarot kartlarıyla da öyle. Genelde zaten buradaki enerji nasılsa buradaki enerjiler de o şekilde az çok şekilleniyor çünkü. Evet. Bakın burada yetenek diyor. Burada da yine bir iş var. Sanatsal konulardır, zanaatsal konulardır, ortak işlerdir. Yeteneklerin gelişmesidir, eğitim almaktır. Tılsım üçlüsü de. Kılıç kraliçemiz. (Gülüyor)
Ve yine dünkü diyorum ya, ondan önceki günküydü galiba. Yani ya bir önceki ya ondan önceki videoda yine bir böyle sahip olduklarını korumaya çalışan böyle bir kılıç kraliçesi vardı. Bakın burada da diyor ki, I protect what matters to me. Yani benim için özetle hani ne önemliyse, neye önem veriyorsam, değer veriyorsam, ne kıymetliyse onu korurum diyen bir dişil enerji var burada. Sakladığı değerleri var. Herkese göstermediği ince noktaları var buradaki bu dişil enerjinin. Şimdi bütün kartları açınca daha açık açık yorumlayacağım. Mesela oradaki o kılıç kraliçeli, aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor videosundaki? Kılıç kraliçeli desteği seçenler burada sizi kim seviyor destesinde de bu desteği seçmiş olabilirler. Bana oradaki enerjiyi biraz hissettirdi çünkü yine. Kavga, dövüş var çünkü biraz. Evet. Yani oradaki enerjinin sanki hani şeyi gibi, tekrar devamı gibi bu konuyla ilgili. Şimdi şöyle söyleyeyim, sizi seven kişi nasıl birisi biliyor musunuz? Burada birazcık özellikle eriller, dişillerin sınırlarını çok zorlamış olabilirler. Ve burada dişillerde bu kişiye karşı yani nasıl bir enerji var biliyor musunuz? Sen benim hani bu konuda sen bana bunu nasıl yaparsın? Belki sizin kafanızı karıştırmış olabilir, sizi kandırmış olabilir. Sizi bazı noktalarda çaresiz ve eli kolu bağlı bırakmış olabilir bu eril enerji. Böyle bir eril enerjinin ona karşı sinirlenen, ona karşı öfkelenen, belki aynı iş yerinde çalıştıkları ama burada ilişkiniz varsa bile dışarıya açıklanan bir ilişki yok, gizli bir ilişki enerjisi var. Hatta şöyle söyleyeyim, burada bu iki kişinin birbirine duygularını açma durumu bile gözükmüyor. Doğru düzgün aşk konusunda, ilişki konusunda iletişim bile olmayabilir buradaki bu dişil enerji ve bu eril enerji arasında. Şimdi burada açıkçası çok fazla anlaşmazlıklar, ondan sonra çok fazla tartışmalar yaşanabilen, yani sanki iki kişinin anlaşmazlığı yetmiyormuş gibi bir de üçüncü, dördüncü kişilerin özellikle eril enerji tarafından üçüncü, dördüncü kişilerin ilişkiye dahil olmaya çalışma durumu yaşanmış olabilir. Burada eril enerjiler sanki hani sizi kim seviyor dediğimde hatta şöyle hani eril enerjiyle geldiği için eril enerjiler diye başladım. Ama kendinize göre dinleyin. Hayata karşı sizinle ilişki yaşama noktasında mücadele etmesi gereken başka durumları olan birisi. Ve bu durumları size açıkça göstermiyor olabilir. Size açıkça hani böyle böyle durumlar var, seni istemiyorlar ya da seninle ilişki yaşamam için aramızda engel olan durumlar var. Ve benim önce onlarla yüzleşmem gerek, onları halletmem gerek dediği ama bunu size yani dişilere açıkça göstermeyen bir eril enerji gözüküyor burada. Artık hangisine göre hani bir dişil enerjinin mi sizi sevmesi niyetiyle izliyorsunuz, bir eril enerjinin sizi sevmesi niyetiyle mi izliyorsunuz? Kendinize göre alın, dinleyin. Burada masum birisi aslında ama bu masumiyeti, ya burada ne var biliyor musunuz? Yani benim hissettiğim bir kadını zıvanadan çıkarmış bir erkek görüyorum. Ama bu erkek de sanki diyor ki, ya hani uzaklaşmak zorundaydım senden. Yapabileceğim bir şey yoktu. Kalsaydım çünkü sen daha fazla zarar görürdün. Ve burada dişil enerjinin çoğu şeyden haberi yok. Yani dişil enerji burada aslında bir noktada ne olduğunu anlamlandıramıyor ama bir öfke de var. Hani kafasında bir sürü soru işareti kalmış dişil enerjinin. Kupa hedilisi, değnek beşlisi. Çünkü bu kişi dişil enerjiye karşı bir şey yapmamış ve başka bir tarafa doğru yönelmiş. Başka bir tarafı seçmiş gibi gözükmüş olabilir. Buradaki özellikle eriller.
bu dişil enerjileri çok sinirlendirmiş olabilir ama bu kartlar diyor ki seni böyle birisi seviyor. Aslında uzaklaşma sebebi de bir mücadelesi vardı sizin ilişkinize karşı duran insanlarla ilgili ve hani onların o dürtüklemeleri, değnek gidilisi biraz klasik tarottaki çizimini hatırlarsanız artık video izleye izleye çoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Bir adamın karşısında bir sürü değnekle böyle bir sürü değnek vardır. Orada birazcık aslında şeyi anlatır. Bazı konularda hani bazı durumlarla, bazı olaylarla, bazı kişilerle karşı karşıya gelinebilir. Engellerle karşılaşabilir. Ama o adam o engellerin üstündedir ve onun da elinde bir sopa vardır ve kendini savunabilecek pozisyondadır. Sanki sizde de işte yine burada bir erkek enerjisiyle geldiği için bu bir de daha tutkusal bir erkek enerjisidir. Sanki size karşı tutkularını tilki enerjisiyle gizlemek zorunda kaldığı o tutkulu haliniz size gizlemek zorunda kaldı ama bu durumu size açıkça anlatmayıp başka bir yöne doğru hayatında ilerlediği engelleri halledebilmek için bir süreç içerisine girmiş, bir yolculuğa çıkmış olabilir. Burada belki fiziksel olarak da böyle bir başka şehire, başka ülkeye gitmiş olabilir. Bir başkasını seçmiş olabilir. Belki burada dişil enerjiler böyle görüyor. Yani diyor ki, hiçbir şekilde açıklama yapmadan, benim için hiçbir şey yapmadan, ki bu da sır kartıdır. Ama burada Lenormand desteleri ne diyor biliyor musunuz? Ay, bir şey ne, bitki çayımdan içeyim. Burada bir şeyleri saklama durumu aslında yani size çalıştırdığı bir tilkilik değil. Size engel olan kişilere engel olabilecek belki bu o uzattıkları o değneklerin ucunun size dokunabileceği kişilere karşı yaptığı bir tilkilik. Sizinle size bir şeyleri açıklayamazmış çünkü ucunun işte size değmesinden korkmuş. Bu kişilerin zararlarının işte bir şeylere karşı çıkma durumlarının bir şeyleri sorgulama durumlarının size değmesinden korkmuş ve sizden uzaklaşmış. Bu fiziksel bir uzaklaşma olabileceği gibi davranışsal bir soğukluk da olabilir. Bir de bu hani sizden bir şeyleri saklama durumuyla ilgili ilişkinizde böyle hani anlamlandıramadınız ya bana hiçbir şey yapmadı, kafamda bir sürü soru işareti bıraktı ve benden uzaklaştı. Belki başka yeri seçti. Hani beni kandırdı, ne seçiyorum dedi. Hani başka yere gideceğini de bana net olarak söylemedi aslında. Hani ona çok öfkeliyim dediğiniz birisi burada sizi seviyor. Ama saklama durumu aslında masumiyetten. Hani burada. Burada bir yükseldim. Burada bir, bu destede bir heyecanlandım mı desem böyle bir şey oldu. İçime de. O hissiyat geçti. Bir heyecan enerjisi gibi. Belki de şu kılıç kraliçesinin hiddeti olabilir. Burada. Bir de bu kartı birazcık masum cinselliği de gösterir. Size karşı böyle bir ilgisi de olmuş olabilir ama hani nasıl desem bu bir noktada onun da hani nasıl anlatabilirim bunu? Yani şu kişilerin asla yani bu size ilgisini sakladığı kişilerin asla öğrenmemesi gereken bir masumiyet barındıran bir tutku diyeyim, ilgi diyeyim. Öyle bir şey. Ve burada masum olarak gördüğü kişi sizsiniz ve bu kişiyi sır gibi saklayıp böyle hani sizin ilişkinize karşı zarar verebilecek tilkilerle ilgili bir şeyleri halletme yoluna gitmiş bu kişi. Köprü enerjisi birazcık köprüleri kurmak, bir şeyleri halletmektir. Aslında burada sizin ilişkiniz için bir şey yapıyor ama onu size anlatmamış sanki. Neden anlatmamış? Çünkü sanki söylese bir şekilde bu insanların size ulaşmasını istememiş. Yani önce orayı bir halledeyim, orayla bir mücadele edeyim, bir hani işte sorumlulukları varsa yerine getireyim. Belki bir savaşı var olabilir, bir savaşım var onu yapayım. Bir görev insanı da görüyorum böyle kendinin yapması gereken bir şey olduğunu düşünen
bir enerjisi de olabilir. Ondan sonra sanki diyor size döneceğim. Ama sizin için hiçbir şey yapmamış gözüken birisi. Yani susmuş. Belki siz bu susuşuna sinirlendiniz. Yani hiçbir açıklama yapmamış. Ve burada dişiler şu kılıç kraliçesi diyor ki, ya beni bu kadar soru işareti içerisinde bırakmaya ne hakkın vardı diyor sanki. Böyle bir enerjiyle geliyor. Ortak iş olabileceği gibi, dediğim gibi burada yine aslında bu kişiyle yaşadığınız çıkmazlar, böyle sizi bir şeylere saplantı haline getiren durumlar, anlamlandıramadığınız durumlar noktasında kendi içinizde bir yeteneğinizi de ortaya çıkarmış olabilirsiniz. Bu yaşadıklarınızın ardından belki astroloji eğitimi, tarot eğitimi almaya başlamış olabilirsiniz. Ondan sonra ya da başka bir şey, psikoloji olabilir, sanatsal konular olabilir. Hani siz de sanki burada gizli saklı kalan, soru işareti oluşturan durumlarla ilgili böyle bir o enerjiyi atabilmek için birazcık yeteneklerinize ve kabiliyetlerinize yönelmişsiniz. Siz deme sebebim izleyenlerin çoğunluğunun kadın olması. Artık bunu her videoda söylüyorum. Ama eğer bunu dinleyen eriller de bana da uyuyor bu enerji diyorsanız alabilirsiniz. Yani illa dişiler diye bir şey yok. İzleyen çoğunluk istatistiksel olarak o şekilde. Yani kadın izleyici %80, %90 oluyor bazen. Erkek izleyici de kalan işte %10 küsür, %20 küsür bu şekilde. Halbi olunca da kartlar da ona göre enerji gösteriyor. Ama kendinize göre dinleyebilirsiniz. Burada onun dışında ne görüyorum? Sizinle ilgili eli kolu bağlı kalmış ama sizin zarar görmemeniz için aslında ona da karşı çıkan, onu da bir savaş içerisine sürükleyen başka bir tarafa doğru yönelmiş. Hayatının çoğunu yolculukla geçiren birisi olabilir. Çok fazla araba kullanıyor olabilir. Hani böyle taşıt sürücülüğüyle ilgili meslek yapan birisi olabilir. Pilot olabilir, makinist olabilir, şoför olabilir. Öyle değilse bile ben burada bir noktada da çok fazla yolculuk yapma, sürekli bir yerlere gitme enerjisini görüyorum. Dedim ya, hayata karşı da bir savaşı var sanki. Ama bundan sizin çok haberiniz yok gibi burada benim gördüğüm. Burada siz onun için masum bir ilişkiymişsiniz, masum bir beğeniymişsiniz. Ama burada zarar görmemeniz için susmak zorunda kaldığı, aslında bir noktada kendi içinde bir savaş yaşadığı, yorulduğu, size yansıtmadan ve yine enerjisini sizin dışınızdaki kişilerle savaşını, hani ben burada ya yenileceğim ya yeneceğim ama yenmeyi isteyen bir enerjisi var. Orayı hallettikten sonra sanki diyor sana geleceğim. Çünkü ben orayla bir şeyleri halletmezsem orada savaş içinde olduğum kişiler, işte belki sıkıntılı bir ilişki, sıkıntılı bir durum, bir meslek durumu olabilir. Ucu sana da dokunabilir ve ben bunu hiç istemiyorum. O yüzden sana da bir şeyleri açıkça söyleyemezdim diyen bir enerjisi de var gibi. Evet. Burada hala sizi gözetleme, hala sizi stalklama durumu olabilir bu kişinin. Burada ben şöyle bir enerji de görüyorum. Şimdi burada bolluk bereket der ama bütün böyle sırayla baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Bu kişiden sanki hani bize para yağdır, bize para ver, işte bize hani meyvemizi ver, yiyeceğimizi ver diye bekleyen, hani tabiri caizse bu kişinin eline bakan kişiler olabilir. Hadi bizi memnun et, hadi bizi mutlu et, hani hadi bizim için bir şeyler yap gibi, böyle sürekli bu kişiden maddiyatla ilgili de bir şeyler bekleyen böyle kişiler olabilir. Bana ne hissettirdi biliyor musunuz? Bu söylediğim şimdi çok, belki bazılarına çok nasıl desem, hani herkese uymayabilir ama sanki bir adam var burada. Bana direkt hissettirdiği bu. Sanki bir de eşi var bu kişinin. Üçlü ilişkiye uyuyorsa size, ya da annesi olabilir falan. Böyle hani sizin ilişkinize karşı çıkan kişiler ama.
Bu kişiler aslında kendilerince mutlu bir hayata sahipler. Bu erilin hayatındaki eril bağlantılı dişiler. Yani bir eril için izliyorsanız özellikle. Ve bu kişiler diyor ki işte bizi mutlu et, bizi belki birlikte bu kişilerle yaptığı iş olabilir. Bir de şey hissettim, hani hayatındaki kadının da belki yakın arkadaşları, annesi, teyzesi falan filan böyle birkaç kişiye daha sanki bu erilin bakmasını istiyor. Yani ya da kardeşleri olabilir. Belki üç kız kardeşler işte bu erilin hayatında, bir eşi var, bir de iki kız kardeşi var. Ve sanki böyle onları memnun etmek zorundaymış gibi bir enerjide görüyorum açıkçası. Bu kişilerle her zaman vakit geçirmiyor olabilir. Hani zaman zaman yanlarına gidiyor olabilir. Burada benim gördüğüm. Ama gittiğinde de sanki böyle hani onları memnun etme görevi gibi bir görev üstlenmiş kendisine. Biraz maskeli bir tavırla. Bir de bu kişiler birazcık bu kişiye karşı da, yani bu kişilerde de bir tilkilik görüyorum. Şu kartı açmadan zaten ben burada engel olan kişileri gördüm. Bu kartla bana çok öyle bir hissiyat geçti. Joy and Delight enerjisiyle de hani kalbini eğlenceye ve kalbini eğlenmeye, hayatın tadını çıkarmaya, zevklerini tatmaya aç diyor burada. Yani ne görüyorum biliyor musunuz? Sanki böyle hem bir tarafa uygun ilişki maskesi takan, hem de aslında başka bir hayatı olan ve başka bir ilişki isteyen bir eril enerji var burada. Yani sanki aslında sizsiniz onun istediği, çok derin, çok masum birisiniz. Ama bir noktada da maske taktığı ve böyle hani eğleniyormuş gibi gözüktüğü birileri daha var. Çünkü eğleniyormuş gibi gözükmezse burada bu kişiler sanki hemen bu eril enerjiye savaş açıyorlar gibi. Akbaba da çıktı zaten. Kendinizi sonsuz olasılıklara açın diyor. Ya ben burada şunu hissettim. Sizi stalkluyor olabilir. Hala böyle sizi gözetliyor olabilir demiştim ya. Burada belki bir şeylerin aranızda şu an sizden uzaklaşsa da sessizleşip uzak, hiçbir açıklama yapmadan uzaklaşmış sanki. Sessiz şu anda. İletişim zaten görmüyorum. Aranızda varsa da yani burada dişiler söyleniyor olabilir, eriller sessiz kalıyor olabilir. Burada aslında bir şeyleri çözmeye çalıştığı durumlar var. Yani kendinizi sonsuz olasılıklara açın durumuyla da bir noktada sizin dışınızda ilerlediği durumlar aslında onun çözüm olasılıkları aradığı enerjiler. Yani üçlü ilişki gibi bir durum varsa, örnek veriyorum burada üçüncü kişi gibi olan, yani eşi de olabilir artık hangi durumdaysanız, ya da hani evli olmadığı kişi olabilir, kendinize göre dinleyin. Burada üçüncü kişi gibi olan sizin için kimse, hani sizi değil seçtiği kişi için de bazı çözüm olasılıkları arayan bir enerji içerisinde. Orayı çözmeli ki siz zarar görmeyin. Size dokunmasınlar, size ulaşmasınlar. Öyle bir enerji hissediyorum burada. Ve Akbaba ruhuyla hiçbir şey boşa gitmez diyor. Yani aslında bana hissettirdiği yine şu. Burada hani kartlar diyor ki seni seçmiyormuş gibi gözükmesi, birileri için bir savaş vermesi, bir mücadele vermesi, belki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışması aslında boşuna yaptığı bir şey değil. Belki seni önemsemediği için de yaptığı bir şey değil. Zaten konumuz sizi kim seviyor. Aslında tam tersi, bir noktada sanki hani kötü olmamaya çalışan bir enerjisi var bu kişinin. Kötü gözükmemeye, hani kimse benim karşıma dikilmesin, kimse hayatımı sorgulamasın, bir hani yüzüme ak çıkarayım. Belki sizinle ilgili bu kişinin başını çok ağrıtmış olabilirler. Size belki ulaşmaya çalışmış olabilirler, hatta ulaşmış bile olabilirler. Ve bu kişi de diyor ki yoruldum ve bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Bir yüzümü, bir alnımı aka çıkarayım. Öyle mi denir bilmiyorum, öyle söyleyesim geldi. Ondan sonra hani duruma göre bakarız diyen bir enerji. Sonrası burada gözükmediği için sonrasıyla ilgili yorum yapamıyorum. Ama şu anki enerjisi sizin dışınızda bir yerlerle ilgili
işte hani memnun etmeye çalışması, orada da böyle hani onları eğlendirmeye çalışması, onlarla mutlu oluyormuş gibi gözükmesi falan. Bunun sebebi aslında kötü gözükmeden, işte hani belki yanlış gözükmeden bir şekilde şey yapmak. Bir noktada da hani kendi vicdanını da rahatlatmak sanki. Bu kişi kendiyle de savaşı olan birisi olabilir, hayatla savaşı olan birisi olabilir. Yani böyle bir şeylere öfkesi, bir şeylere kendini kanıtlama çabası var. Ve kendini kanıtlama çabası olduğu şeylerden birisi sizin dışınızdaki bu diğer taraf. Siz bu taraftasınız bakın ama o bu tarafa yönelik. Ama kartlar da diyor ki bu tarafa yönelik olması burada boşuna izlediği bir yol değil. Burada bir şeylerin yolunu arıyor, bir şeylerin önünü açmaya çalışıyor. Ama bunu gizli bir şekilde yapıyor. Çünkü onun çevresinde de tilkiler var. Bakın burada da diyor ki I know that peaceful times will come. Siz bu kişiyle çok huzurlu bir ilişkide yaşayamamış olabilirsiniz. Çok inatlaşmalar, fikir ayrılıkları, benim dediğim doğrular, açık iletişime geçememeler. Siz bir şey demişsinizdir, o yanlış anlamıştır, o bir şey demiştir, siz yanlış anlamışsınızdır. Belki böyle tam konuşacak gibi olduğunuz sürekli birbirinizin sözünü kesmişsinizdir falan filan. Bayağı burada zorlanmalar demiştim zaten. Güç durumlar. Hani burada da onu gösteriyor. Bir türlü sanki düzgün iletişim de kuramayan iki kişiyi görüyorum açıkçası. Size karşı ne yapacağını bilemediği için diğer tarafta ona böyle bir noktada hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun, bu durum nedir falan böyle oklarını çevirmeye başladığı için tabiri caizse daha çok sizi açıklama yapmaktansa diğer tarafa karşı böyle bir alnını aka çıkarmaya çalıştığı, kendini suçsuza çıkarmaya çalıştığı, orayla ilgili onları memnun etmeye çalıştığı bir mücadele içerisine girmiş. Burada da bakın araba kartı da bir noktada dönemeç enerjisidir. Seçimlerle yapılan, seçimlerle girilen yolları anlatır. Burada zaten 3 videoda falan bu enerji çok ilginç bir şekilde çıkıyor. 3 videoda da bu yorumu yapmıştım. Demiştim ki sizi değil başka tarafı seçmiş ama seçtiği tarafta aslında mutlu değil. Mutluymuş gibi yapıyor. Başkalarını memnun ediyor. Görev adamı gibi hani. Başkalarını memnun ediyor bu. Hani bu ama içinde masum olarak ilgi beslediği taraf aslında sizsiniz ki zaten şöyle bir şey var. Sorumuz zaten sizi kim seviyor? Hani bu kişinin sevdiğini söylüyor. Belki burada düşüncesine baksaydık, duygusuna baksaydık belki diyecektiniz ki ya seven insan böyle mi davranır? O yüzden diyorum hani insan komplike bir varlık. Seni böyle birisi seviyor diyor. Senin için açıklama bile yapmamış. Seni bir sürü soru işaretleriyle bırakmış ve senin için değil bir başka taraf için böyle hani mutluluk maskesi taktığı, orayla ilgili bir şeyleri halletmeye çalıştığı bir durum var ama aslında orayı hallederse belki seninle ilgili bir şeyleri de halledebilir. Şu anda öyle bir mesaj da veriyor. Hani böyle birisi sizi seviyor diyor kartlar. Burada da yolunuzdaki ilahi dönemeçlere güvenin. Yani aslında bu kişinin bir böyle bir hani seçim aşaması varmış sanki. Ve burada seçtiği taraf siz değil, dişil enerjiler değil bu taraf olmuş. Ama bu boşa olan bir şey değil diyor. Belki de diyor ki seni sevmediği için değil aslında. Kalsaydı senin için bir şey yapamazdım. Yani yapabileceğini düşünmüyordu. Belki de elinden geleni kendince yaptığını düşünüyordu ama bir türlü anlaşamıyordunuz. Anlatabileceği şeyler varmış da anlatamamış sanki. Ya da anlatamayacakmış. Anlatabileceklerim bu kadarmış demiş. Sırları var bu kişinin. Yani kendi hayatını da sizi de açıkça yaşayan, gösteren birisi olarak gözükmüyor. İş arkadaşlarından bazıları sizi de biliyor olabilir sır olarak. Şimdi şuradaki enerjilere bakalım.
inner peace. Burada zaten bakın burada da diyordu. I know that peaceful times will come. Sizden uzaklaşmış ama işte huzur, yani biliyorum o huzur gelecek diyor. Aslında o huzurun, o huzuru seninle yakalayabilmemiz için şu anda uzaklaşıyorum. Belki de zaten burada üçlü ilişki gibi bir durum varsa bir başka seçenek yüzünden ya da ilişkiye karşı çıkan kişiler yüzünden zaten belki anlaşamıyordunuz. Burada diyor ki hani sanki huzurlu zamanların gelmesi için gidiyorum. Yani iç huzurunu bulmaya çalışan birisi. Burada tarotta da onu söylüyor, burada da onu söylüyor. Inner peace enerjisiyle. Bir de şunu da hissettirdi. Hani onu o sessizleştikten, o uzaklaştıktan sonra sizde de böyle bir hani dinginleşme yaşanmış olabilir. Dedim ya, karşılıklı böyle bir yansıtma gibi bir enerji görüyorum burada. Bazılarınız kitap yazmaya başlamış olabilir belki. Yeteneklerden bahsetmiştik ya. Life purpose ve bakın tekrar bir araya gelme durumunuz var. Yani burada aslında sanki hani bu life purpose enerjisi bana hani aşk açılımlarında çok kader çarkı gibi bir enerjiyi hissettiriyor. Yani burada kadersel bir akış var. Bakın burada iki tane kuş var. Ortalarında kalp var. Ve burada da iki tane kuş var ve sanki yine böyle hani bir araya gelebilecekleri bir durum yaşıyorlar gibi. Burada zaten sanki kartlar diyor ki bu kişiyle kader sizi yine bir araya getirebilir. Bu zaten hani burada hani hayat amacında olan şeylerden birisi. Sizin tekrar bir araya gelme durumunuz. Ama o zamana kadar önce iki tarafında içsel olarak bir huzura erişmesi gerek. Suçlamalardan, öfkelerden, neden böyle yaptı durumlarından belki özgürleşmeniz gerek. Ve bana şey de hissettirdi. Bazı ön yargılarınız vardıysa, böyle sizi huzursuz eden durumlar vardıysa, belki onları da bu kişiyle şifalandırın diye yine hani hayat amacınız doğrultusunda sistem, hani Allah bu kişiyi sizin karşınıza çıkarmış olabilir. Bana çok böyle hayat amacı, yani hayat amacınız doğrultusunda zaten her şey yaşandı. Hayat amacınıza hizmet eden bir şeyler var burada bu kişiyle. O kişinin de hayat amacına siz hizmet ettiniz aslında. Ve burada tekrar compatibility enerjisiyle bir araya gelebileceğiniz, haberleşebileceğiniz, birbirinizi görebileceğiniz enerjilerin olabileceğini söylüyor kartlar. Ama birazcık daha şu an huzurlu bir enerji yok aranızda. Önce o, yani o huzur sağlanabileceği zaman, o huzurda belki bu kişi, yani şu kişilerin belki biraz içini rahatlattığında, belki bu kişilerin bir şeyleri sorgulamasını, bir şeyleri didiklemesinin önüne geçebildikten sonra olabilir. Ama şunları unutmayalım. The Sword and Rose, netlik, doğrular, güçlü, hani güç, koruma, bakın burada da korumaktan bahsediyor, onurdan, gururdan bahsediyor, burada riskten bahsediyor ve yine böyle bakın burada da bir sunglasses var, bakın burada da bir yeri izliyor, burada da yine hani stalk enerjisi demiştim ya, hala sizi izliyor da olabilir diye. Şey hissettirdi bana bir de. Burada da dürbün gibi bir şey var. Gözlük var, şeyler, gözlüklerle ilgili de aranızda muhabbet geçmiş olabilir. Bir de hani böyle belki sevdiği bir gözlük modeli falan olabilir. Bu biraz Wayfarer'a benziyor. Ama hani Wayfarer olmak zorunda değil. Bakın burada da diyor not showing hand. Yani elini göstermemiş. Hani bu oyunda aranızda geçen bu durumda bu kişi elini açmamış. Stratejik davranmış ve bir risk almış. Ve o risk de aslında gittiği taraf, seçtiği taraf. Oraya şu anda sizi gizleyerek hani sanki belki de sizi gerçekten bırakmış gibi bir şeyleri göstermeye çalışıyor gibi hissettirdi bana. Aslında kısa ve net. Ve bunu ne siz biliyorsunuz belki ne orası biliyor. Çünkü bu kişi elini açık olarak kimseye göstermiyor tilki enerjisiyle.
doğru olanın bu olduğunu düşünen, yani doğruyu ben biliyorum, önemli olan da bu diyen bir enerjisi var. Evet, şimdi harflere bakalım. O kendini attı. Bu arada burçlar, yani burçlarla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Çok burçlara takılın istemiyorum ama burada sabit burç enerjisi yine bir noktada gördüm. Aslan teması gördüm. Tarotta görmesem de aslında yine ateş var. Her telden enerji var burada. Ama büyük arkana söylersek bir yengeç teması var. Bir merkür enerjisi var. Belki ikizler, başak. Hani Mars'ınız, Venüs'ünüz, yükseleniniz, ayınız. Ve burada yine dişillerde özellikle çalıştırılan bir zihin, bir mantık enerjisi, kova, ikizler, terazi enerjisi söz konusu. Ama toprak da var, su da var, hava da var burada. Yani her telden enerji var. Daha çok o yüzden hani burç gibi böyle hani etiket yorumlardan ziyade aktarılan detaylı enerjilere göre bir şeyleri değerlendirin. P, Ş, C, N, İ, M, Ü, I ve B harfleri geldi. Bir tane daha çek isim geldi. Bu da U. Evet. P, F, Ş, C, N, İ, M, Ü, I, B ve U harfleri geldi. İsminde, soy isminde, sosyal medya hesaplarında işte bir fake hesap falan olabilir. Stalk enerjisi de çıkmıştı ya. Acaba bu o mu diye şüpheleniyorsanız belki o fake hesapta bu harfler olabilir. Ondan sonra araba plakası, anahtarlık vesaire vesaire. Böyle bu harflerde size bu kişiyle ilgili mesaj olabilir. Ama mesaj teşkil edebilir. Ama burada asıl önemli olan enerji burası. Ve sizinle bir de açıkçası bir şeyleri açıklama gerekliliği durumundan yorulmuş birisi. Onu da söylemek istedim. Yani açıklayamayacağı bir şeyler varmış. Eli kolu bağlı. Sırlı durumlar var. Öğrenmeniz, yüzleşmeniz gereken durumlar var. Ama diyor ki uzaklaşıp senin dışındaki durumları halletmeye çalışmak aramıza huzur getirecek bir şey. Direkt olarak sana bir şeyleri açıklamaktansa ona göre. İlginç, bu şekilde çıktı. Böyle birisinin şu anda sizi sevdiğini söylüyor kartlar. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla iletişime geçip özel açılımlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Evet, şimdi ikinci desteğiyle devam ediyorum. Evet.
mesele bir de şu vardı. Hala izleyenler varsa onlara gitsin artık bu mesaj. Geri sorup oraya konuşabilme gibi bir durumum olmadığına göre söylemek de istedim. Sevgisini size, yani sevdiğini bile size açamamış birisi vardı aslında bir noktada. Onu da ek olarak söylemek istedim. Evet, şimdi ikinci desteğe geçenler. İkinci desteğe geçenler yalnız. İkinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Evet, ikinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Sizi kim seviyor? Kimin kalbindesiniz? Evet, ikinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve biraz daha karıştırmak istedim ya, içmesin hadi. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Evet, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için ikinci desteği seçenler, kimin kalbindesiniz? Sizi kim seviyor? Desteği de çok seviyorum. Her destede. Sizi kim seviyor? İkinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Kimin kalbindesiniz?
Evet, kartlarımı seçtim. Kartlarımı seçtim. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bakalım kartlar ikinci desteği seçenler için neler gösterecek? Evet, ikinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için sizi kim seviyor, kimin kalbindesiniz dediğimizde bakalım kartlar neler gösterecek? Evet. Truth, willpower ve travel enerjisi var. Bana direkt olarak ilk geçen, ilk hissettirdiği enerji. Birincisi, farklı ülkede bile olabilirsiniz. Aranızda bir yolculuk enerjisinin, bir mesafe enerjisinin olması. Farklı kültürlerden olabilirsiniz aynı zamanda. Bir fiziksel mesafe enerjisini çok yoğun olarak gösterdi kartlar. Burada gerçek, gerçeklik, yapma etme gücü, bir noktada hani her şeyi yapabilme hali, enerjisi ve yolculuk seyahat enerjisi var burada. Burada bu kişi sizi aynalayan birisi olabilir. Burada bakın Ay da dünyanın uydusu ya. Burada aralarında böyle hani bakın ince bir çekim var görüyor musunuz? Nasıl diyebilirim? Hani Ay ve Dünya gibi olabilirsiniz birbirinizle. Ay ve Dünya'nın birbiriyle ilişkisi gibi. Bir şeyleri yansıttığınız, birbirinizi etkilediğiniz, zaman zaman birbirinizi aynaladığınız durumlar söz konusu olabilir. Burada çok güzel, çok yakışıklı birisi olabilir. Dürüst birisi olabilir. Bir de bana direkt olarak yine ilk hissettirdiği enerji ama bunların yanında şuydu. Bu kişiyle tanıştıktan sonra siz daha fazla aynaya bakmaya başlamış olabilirsiniz. Hani daha fazla bir böyle kendinize bakmaya başlamış olabilirsiniz. Bir bana bunu da hissettirdi. Kendi gerçekliğinizle yüzleşmeye başlamış olabilirsiniz fiziksel olarak da. Böyle hani spor yapmak falan. Fiziksel bir hani böyle fit olma hali de hissettirdi bana. Sağlıklı olma. Yediğinize içtiğinize dikkat etmeye başlamış olabilirsiniz. Hani daha güzel gözükebilmek, daha yakışıklı gözükebilmek için. Aranızda çok yüksek ihtimal bir yolculuk enerjisini gösteriyor. Bu kişi de çok seyahat eden, çok yolculuk yapan birisi olabilir yine. Bu enerji birinci destede de biraz çıkmıştı ama burada direkt ilk enerjilerde çıktı. Hatta bir yolculuk, bir seyahat sırasında tanışmış bile olabilirsiniz. Uzay seyahati dermiş. Uzay yolculuğu. Bir uzaysal bir enerji hissettirdi bana ama ilginç bir şekilde. Yolculuk dedim. Bakın burada da var yolculuk ve yine gemi enerjisiyle. Hani böyle bir deniz aşırılık falan olabilir aranızda. Kendisi böyle pilot olabilir. Bu birinci destede de çıkmıştı. Yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Bu enerji bunu yansıttığı için. Pilot olabilir, şoför olabilir, makinist olabilir, kaptan olabilir, gemide çalışıyor olabilir gibi gibi durumlar içerisinde olan birisi de olabilir. Hani yaptığı iş seyahatle ilgili olabilir. Yine bir kılıç kraliçemiz. Dişil enerjiler kolektifte son zamanlarda bir kılıç kraliçesi modunda galiba. Çok fazla çıkıyor kılıç kraliçesi. Kılıç kraliçesini ben severim. İyidir. Bütün kraliçeleri severim hatta. Işık taraflarıyla tabii. Bana göre karanlık taraflarda da hani hep değnek kraliçesini tehlikeli gibi gösterirler ama bence en tehlikelisi hani karanlık tarafına baktığımızda, gölge tarafına baktığımızda bence
Su kraliçesi. Kupa kraliçesi yani. Çünkü kupa kraliçesinin karanlık tarafında sizin içinize nasıl girdiğini anlamazsınız. Sizin tüm hücrelerinize işler. İşte seviyorum der, ağlar, mağdur edebiyatı yapar, aşıkmış gibi davranır. Derinden derinden bütün hayatınıza sızar ve siz onu sevdiğinizi zannedersiniz. Ama içinizde hep bir şey sizi rahatsız eder. Kupa, yani su grubu insanların gölge tarafları birazcık karşı tarafı biraz manipüle etme üzerine olabiliyor. Açıkça da göstermez bunu. Dışarıdan melek gibi gözükür. Hatta böyle onu çok dürüst, çok iyi, çok böyle güzel zanneder o kişi ilişkilerde de. Hadi bu da erkeklere giden bir şey olsun buradan. Açılımlarda da bazen görüyorum. Negatif tarafı çalıştıran su kraliçelerini, kupa kraliçelerini erkeklerin hayatlarında. Yani bana göre, yani neden tehlikeli diyorum? Çünkü gözükmüyorlar. Yani bu kişi böyle desem bile görmek istemeyebiliyor ya da hayır, o kişi çok masum, çok hani işte şöyle böyle gibi gözükebiliyorlar. Ama çok çok sinsi aslında kupa kraliçesinin negatif tarafı. Güçlü tarafı da bir o kadar aslında gerçekten merhametli, fedakar, anaç. Gölge tarafından bahsettim. Her grubun, her element, saraylı kartının, hatta her kartın bir gölge tarafı, bir ışık tarafı var. Mesela değnek kraliçesi genelde tek. Değnek kraliçesi açıkça gösterir. Yani bir yerden bir done verir o. Çünkü çok özgüvenli, fazla özgüvenli olduğu için açık açık gösterir. Hatta kavga etmek ister. Böyle savaşmak ister. Karşısına çık, savaş ister. Ama kupa kraliçesinde kimin neyin yaptığını anlamazsın. Öyle bir enerjidir. O yüzden ben kupa kraliçesinin gölge tarafını ilişkilerde kişiler için yani daha dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak görüyorum. Yaptığım açılımlarda da gördüğüm kadarıyla. Şimdi burada yine bir kılıç kraliçesi geldi. Açılıma dönelim. Böyle ek bir bilgi de vermiş olayım. Kraliçe, ben burada birden fazla kraliçe çıkacağını hissettim zaten. Bir toprak kraliçesi geldi. Kupa altılısı. Ay, üzüntü. Kupa beşlisi. Burada öyle bir kupa kraliçesi yok bu arada. Ben onu ek bilgi olarak söyledim. Gölge tarafları anlatılırken. Genelde kılıç kraliçesini sevmezler çünkü. İşte çok sert derler, erkeksi derler, maskülen derler falan. Ama kılıç kraliçesi hikayesi de. Kılıç kraliçesi bir sürü acılardan geçtiği için içindeki dişil enerjiyi dışarıya hani böyle bir kılıcını göstermeden çekebilecek şeyini bir noktada aslında hani insanda dişil enerjimi bıraktınız modudur bir noktada. Ve karşıdaki kişinin aklını okur. Yani çünkü çok yara almıştır. Bir sürü tecrübesi vardır. Ve karşıdaki kişinin her hareketini, aklını, davranışlarını lep demeden leblebi böyle her şeyi inceler, süzer. Aslında neden? Tekrar yara almamak için. Bakın diğer kraliçeler hani işte tılsım tutuyor, değnek tutuyor, kupa tutuyor ama o kılıç tutuyor. Daha keskin bir şey. Çünkü o kadar acı almış, o kadar savunmak istiyor kendisini. Yani kılıç kraliçelerini kötü yorumlamasın o yüzden kimse. Ben kılıç kraliçesi değilim ama kolektifte böyle hani aranızda tarot okuyucuları da varsa ek olarak böyle alt metin olarak geçmek istedim. Yani bu açıklamayı da yine aslında boşuna yapmadığımı kartlar bana gösteriyor. Biraz önce açıklayınca siz de anlayacaksınız. Burada ne görüyorum biliyor musunuz? Özellikle dişli enerjide. Hani kime güvensem üzüldüm. Kime duygularımı açsam
üzüldüm. Özellikle geçmişte çok çok büyük acılar yaşadım duygularla ilgili diyen bir dişli enerji görüyorum. Ve burada hani geçmişten birisi sizi seviyor olabilir. Hala üzüldüğünüz birisi ama burada size haksızlık yapmış birisi. Ve burada sizin ona duygularınız olmasına rağmen dişli enerjilerin hani hem öfkeleri var hem beklentileri var bu kişiye karşı. Kılıç yedilisi geldi. Yine burada hani şey görüyorum, hani seçim aşamasında sizi seçmemiş birisi var. Aranızda bir şeyler bitmiş ama siz hala onu seviyorsunuz. Yani dişilerin onları bırakan kişiyi, onları seçmeyen kişiyi hala sevme durumları var. Burada benim gördüğüm. Ve böyle bir kişi de size duygu besliyor olabilir. Çünkü açılım size kim duygu besliyor enerjisi. Ama ben bununla ilgili ek bir kart seçeceğim. Bu sizden uzaklaşan kişi de sizi seviyor mu? Çünkü bana kartlar dişiler hala seviyor diyor. Ne kadar öfkelenseler de, ne kadar kızsalar da. Yani sanki yine burada da birinci desteyle bir tık benzer enerjiler var. Hani sebebi neydi ki diyen bir dişil enerji var. Yalnız kalmış, uzun süredir yalnız, hayatınıza kimseyi alamıyor olabilir dişil enerjiler. Ya da hani bir kadın için dinliyorsanız sizi kim seviyor diye. Belki sizin bıraktığınız ya da bir başka eril enerjinin onu bıraktığı ve geçmişten hani hala ona üzüldüğü belki bir başkasını ya da belki eğer diyorsanız ki evet ben bir kadını yarı yolda bıraktım. Bir kadını seçebilecekken onu yarı yolda bıraktım ve onu seçmedim dediğiniz bir kadın varsa sizi bu kadın hala seviyor. Ama yo ben kimseyi bırakmadım diyorsanız hala belki bir başkası için üzülen bir kadın olabilir burada. Ya ne var biliyor musunuz? İlginç bir şekilde sevilmeye aç bir kadın enerjisi görüyorum yani burada. Yani aşkta yüzü gülmemiş bir kadın enerjisi görüyorum. Ama çok da güçlü bir duruşu var. Bakın burada da lider diyor. Liderlik özellikleri çok güçlü bir kişi. Dişiler özellikle. Şimdi açıkça görüyorsunuz. Bakın burada da bir kuşu var. Hatta genelde kılıç kraliçesini baykuşla çizerler. Bakayım bu baykuş mu? Yok baykuş değil galiba. Ama hani şeydir bu da, hani biraz önce dedim ya böyle akıl okur kılıç kraliçesi diye. Şimdi açıkça görüyorsunuz diyor. Mola verin diyor, kutsal ruh arkanızda diyor. Şu kartları da bir açmak istiyorum. Ya burada siz zaten yalnızken, özellikle dişil enerjiler, siz zaten yalnızken hayatınıza böyle pat diye girmiş, ani bir şekilde girmiş. Belki o hayatınıza girdiğinde de bir başkası için üzülüyordunuz. Yani burada böyle sürekli birilerinin arkasından üzülen bir dişli enerji görüyorum çünkü açıkçası. Birden hayatınıza pat diye girmiş ama o da sizi sanki mutlu etmemiş. Yani o da geçmişteki gibi oldu dediğiniz. Ama burada hani o sonradan giren kişiye karşı sizin duygu beslediğiniz kişi sizi seviyor olabilir. Bu desteği dinlerken evet beni yarı yolda bırakan, hayatıma pat diye giren, pat diye de giden, belki işte benimle ilgili net kararlar almayan, affetmeyi beklediğim ama kendisini de affettirmeyen. Bu dişli enerji diyor ki hani bir sebep göster. Hani de ki şu sebepten gittim. Şu sebepten seni üzdüm. Yani affetmeye hazır zaten. Hazır ve ne hazır bekliyor bu kişi. Çünkü öfkelenmiş ve belki de diyor ki belki de öfkem onu uzaklaştırdı. Burada şöyle söyleyeyim, dişilere şunu söyleyeceğim. Kendinizi çok fazla suçlamayın. Çünkü burada karşınızdaki kişi kılıç yedilisi. Yani acaba ben sinirlendiğim için mi gitti, öfkelendiğim için mi gitti? Gelsin bu sefer affedeceğim, anlayışla karşılayacağım dediğiniz birisinin size duygusu, sevgisi olabilir ki bunun için ek kart çekeceğim. Yani çünkü böyle birisi seviyor olabilir mi merak ediyorum. Ama kartlar olabilir diyor. Konu bu zaten ama yine de ek kart çekeceğim buradan. Yolunu beklediğiniz, belki rüyalarınıza giren, bu kişiyle ilgili kendinizi suçladığınız ama en başta onu suçluyormuşsunuz. Sonra baktınız ki hani gidiyor
ve seviyorsunuz. O yüzden bir noktadan sonra kendinizi suçlamaya başlamış olabilirsiniz. Hani keşke öyle yapmasaydım, keşke daha anlayışlı davransaydım gibi gibi. Burada çok masum baktığınız bir aşk, çok üzüldüğünüz bir aşk ama burada bir kılıç yedilisi var. Yani seçmeyen, dişil enerjilerin onu sevdiğini bile bile onlardan uzaklaşan birisi var. Risk alamamış. Dişil enerji her şeye hazır ve nazır hazır yalnız her şeye hazır ve nazır bekliyorken burada erillerde risk almama durumu olmuş. Geçmişinizde sizi kandırmış birisi sizi seviyor olabilir diyor. Ama burada güncelde dişillerdeki aşk enerjisini, umutsuz aşk enerjisini, depresif aşk enerjisini daha yoğun olarak gösteriyor. Şu enerjilere de bakın. Daha sonra tarot kartlarından şuradaki şu gördüğüm kaçan, sorumluluk almayan, bu seven, üzülerek bekleyen dişil enerjiye karşı kaçak göçek davranan bu kişi gerçekten seviyor mu bu dişil enerjiyi? Bununla ilgili kartlara bakacağım. Aslında seviyor diyor zaten soru bu ama yani enerji hoş değil biraz. Connection, intimacy ve wow. Ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? Söyle bu tarz şeyleri söylemeyi çok sevmesem de birincisi ruhsal bir bağlantı, bir connection enerjisiyle de ruhsal bir durum olabilir aranızda, bir yakınlık. Adına, şusuna, busuna çok girmeyeceğim. Kupa altılısı da biraz ruhsal bağlantıları gösterir zaten. Burada belki aranızda çok fazla bir yakınlık yaşanmış olabilir. Tutkusal bir durum yaşanmış olabilir. Ya da burada aslında sizinle gerçekten özel vakit geçirip yakınlaşma hayalleri kurmuş, bununla ilgili çok büyük istek içerisine girmiş birisi olabilir bu kişi. Yani bütünleşmeyi anlatıyor bu üç kartta. Yani eril ve dişilin bütünleşmesi. Belki de diyorsanız ki evet öyle bir şey yaşadık. Bu kişi sizi seviyor. Şunu da bir açalım. Hepsini açmış olalım. Ruhsal bağlantı dedim. Karmik ilişki çıktı. Bakın çok ilginç. Burada bahsettiğim enerjinin yani tek cümlede özetini söylüyor. Çok cümlede sayılmaz ama letting go and loving you diyor. Yani bırakıyorum ama seni seviyorum diyor. O yüzden yani ben yorumlarken biraz tuhaf oldum. Yani bu kişi mi seviyor oldum ama burada da sanki diyor ki evet. Belki de karmik bir ilişki olduğu için. Yani karmik ilişkilerde de olur ya o yüzden bırakılamaz. Tutku da yoğundur, duygu da yoğundur. Yani karmik ilişkide aşk yok diye, duygu yok diye bir şey söz konusu olmuyor. Orada da duygu oluyor, orada da sevgi oluyor. Ama hani orada acılarla bir şeyler yaşanıyor. Karma, kötü karma diyeyim. Karmanın iyisi de var, kötüsü de var çünkü. İşte bazı derslerin alınması için burada sanki bu kişi işte böyle birisi sizin için. Daha çok üzüntülerle bazı karmik dersleri aldığınız, sizi bırakmış ama sizi seven, letting go and loving you diyor. Bakın derslerden bahsediyor yine. Bakın burada da diyor, fleeting, triggers, hani böyle bir triggerlanmak şeyi vardır internet jargonunda. Böyle bir hani şey diyeyim, hani sinirlenmek gibi, böyle bir gözün seyirmesi gibi. Bakın şu kılıç kraliçesi kule. Bir başta sizi sinirlendirmiş. Yani dişilleri. Girl talk, time with friends. Şimdi bu kişinin de kız arkadaşları olabilir. Ya da sizi arkadaşlarınıza anlatmış olabilir. Siz de bu kişiyi arkadaşlarınıza anlatmış olabilirsiniz. Happily single diyor. Ve sizin hala belki de işte pozitif bir bakış açısıyla beklediğiniz birisi. Hani dönüşsün, güzel olsun her şey, gelsin affedeyim diye beklediğiniz birisi. Bu
Burada mesela şu karmik ilişkilerde öyle olur zaten. Ya burada sevgi var, tutku var. Biz neden olamıyoruz durumları olur. Çünkü orada alınması gereken derslerdir kavuşmaktan öte asıl amaç. Burada da belki de bu yüzden kaçıyor bu kişi. Hani alınması gereken dersler olduğu için ama yani her ne kadar kılıç hediyesi gibi gözükse de sizi seven kişi bu kişi bence. Yine de çekeceğim ama ek kart. Yani ama burada daha çok direkt olarak aşkı net olarak dişillerde gösterdi. Yani yeter ki yani sinirlisiniz, öfkelisiniz ama diyorsunuz ki sanki kendinizi suçluyorsunuz belki de. Öyle davranmasaydım keşke falan diye. Hani gelsin de affedeyim diye beklediğiniz birisi. Dişillerin gelsin de affedeyim diye beklediği birisi. Dediğim anda bakın tılsım altılısını gördüm. Yani bazı konularda verici olmak istiyorsunuz ve uzun süreli bir geçmişiniz olan birisi olabilir. Şöyle söyleyeyim aynı zamanda. Karamsar birisi olabilir. Şu an akışla gelen enerjileri de anlatmak istiyorum. Bazılarınız için de sizin için hiçbir zaman net olarak davranmamış, risk almamış, hep uzaklaşmış, hep kaçmış. Aslında bir noktada biraz böyle ıssız adam triplerinde yaşayan, belki bazılarınız için bağımlılıkları olan, alkol gibi ya da böyle bir şeyleri sürekli içen birisi olabilir. Bağımlılık enerjisini de görüyorum. Bir depresyon, bir içe kapanıklık. Genelde tek başına yaşayan, olgun birisi olabilir bu kişi. Hayata karşı da umutsuz ve karamsar birisi gibi gözüküyor burada. Genel olarak hayata karşı da çok böyle yaptığı, ettiği bir iş olmayabilir. Yani nasıl diyeyim, doğru düzgün bir eşi yoktur, daha çok evde vakit geçiriyordur falan. Böyle birisi de olabilir. Sizinle yüzleşmekten, dişillerle yüzleşmekten kaçan birisi. Aslında sanki zamanında yani şöyle söyleyeyim, belki pişmanlıklar yaşıyor olabilir ama kaçıyor yani. Özlüyor da olabilir sizi ama kaçıyor. İmparator olarak geldi zaten. Buradaki bu eril enerji, bu dişil enerjileri gerçekten seviyor mu dediğimde ben şunu hissediyorum. İçinde bu kişinin de sorumluluk almakla ilgili, belki bir imparator gibi sorumluluk almakla ilgili şifalandırması gereken, dengeye getirmesi gereken noktalar var. Seviyorsa da belki şu anda kendisi bile farkında olmayabilir. Yani kendisi bile sizi seviyormuş gibi düşünmüyor olabilir. Bir böyle kaçma enerjisi, uzaklaşma enerjisi var çünkü. Ama kartlar onun sevdiğini söylüyor yani. Her ne kadar hani seven birisi gibi davranmasa da kendisine karşı da. Ya şu an barışmaya, yüzleşmeye hazır değil ama. Yani sorumluluk ilişkinin sorumluluğunu almaya hazır değil. Aile durumları ile ilgili öfkelendiği enerjiler olabilir. Kendi ailesi olabilir. Son kez 3, 4 kart, 3 ya da 4 kart daha seçeceğim. Buradaki eril enerjiler, dişil enerjileri gerçekten seviyor mu? Anlattığımı o kadar özet olarak gösterdi ki kartlar ne diyor burada biliyor musunuz? Kendi de bilmiyor ama kılıç şövalyesi gibi bir yüzleşse kuponunuzu sizi sevdiğini o da görecek. Beni de ikileme düşürdü yani bana da ek kart çektirtti. Kılıç yedilisi çünkü bir topuk enerjisi görüyorum tabiri caizse o yüzden çekmek istedim. Aranızda bir bitiş var şu an hayatınızda olan birisi olarak gözükmüyor ve açıkçası o da size karşı şu anda hislerinin farkında değil. Kafası karışık, duyguları karışık, yüzleşmeye hazır değil. Hayatında başka seçenekler olabilir. Burada gördüğüm ama kartlar diyor ki ah bir yüzleşse, ah bir netlik kazansa dediğim gibi şifalandırma işte.
Yani ne kadar ekkart çekerseniz çekin aslında o enerjiyi gösteriyor. Ben burada birazcık irdeledim aslında. Yani diyor ki bu aranızda bitse de bir şeyler aslında duygularıyla kupa edilisi duygudur aslında. Duygularıyla bir yüzleşse kılıç şövalyesi gibi. Kılıç şövalyesi aslında dürüsttür, netliktir. Biraz böyle mert enerjilerdir. Kuponusu aslında sizi yani çok sevdiğinin hem de belki hayallerindeki gibi bir yuva kurabilme durumunun farkına varacak. Bununla yüzleşecek. Sorumluluk almaktan korktuğu için belki duygularıyla bile yüzleşemiyor olabilir şu anda. Yani büyük ihtimal bu kişi sizi seviyor mu diye sorsaydı kaçma enerjileri falan gelirdi yine ilk başta. Yani burada da mesela diyor ki bir heyecan duyuyorum ama bir huzur var orada ama hani çok da yüzleşmeye hazır değilim şu an aslında. Evet seviyor. Seviyor ama yani çok kendisinin bile belki kendisini bile kandırıyor olabilir duygum yok diye. Derinlerde bir duygu var burada. Bu kişi bir yerde bazılarınız için yönetici olabilir lider enerjisiyle ama ben bu lider enerjisini daha çok sizin enerjiniz olarak zaten çizimde kadın dişil enerji olarak görüyorum. Burada başkalarına yol gösterici sensin diyor. Belki aranızdaki karmik bağlantıda burada. Bu arada karmik bağlantılar kötü değil, ders verir size yani. Ki ikiz alevlerde de karmalar çok söz konusudur yani. İkiz aleviniz diye hiç karmik durum yaşamayacağınızı düşünüyorsunuz bazılarınız. Yanlış aktarımlar olduğu için. Hani evet çok kutsal bir bağ ama yeri geliyor bir süre birbirinizin sadece karmik partneri gibi bir süreç yaşıyorsunuz. Ve o karmaları atlatabilirseniz belki daha sağlıklı aşamaya geliyorsunuz ya da ayrılıyorsunuz gibi gibi. Çok o enerjilere girmek istemiyorum da burada hani şu üç kartla falan da kupa altılısıyla onu çok yoğun gördüğüm için söyledim. Ben burada lider enerjisini daha çok dişilerde görüyorum ama. Yani bu bağlantıda bir şeyleri daha net görebilen, risk alabilen taraf dişil enerjilerken, risk almayan, yüzleşmeyen, tembellik enerjisi çalıştıran ama havadan yakınlaşmak isteyen falan hani kişi daha çok erillermiş. Bu kişi sizinle ilgili de çok üzülmüş ama uzaklaşmayı tercih etmiş. Ve siz hala üzülüyorsunuz. O da kaçma durumunda. Böyle birisi sizi seviyor. Ve sizin gibi her ne kadar kaçsa da uykum geldi. Yani diyorum ya o şey böyle artık uyanık kaldığım zamanlar bayağı azaldı yoğunluktan. Çok şükür ama birazcık daha dengeleneyim, sağlıklı ilerleyeyim. Çalışırken de, çabalarken de. Evet şimdi burada şöyle bir enerjiyi de aslında bana hissettirdi. Her ne kadar yüzleşmekten korksa da, kaçsa da sizin gibi bir insanla karşılaştığı için çok mutlu olabilir. Belki zamanda size bunu söylemiş de olabilir. Hani iyi ki senin gibi birisiyle karşılaştım gibi. Ya yapma etme gücüne sahip değil burada. Hani burada ben başta öyle söyledim ama bu güç daha çok dişillerde. Ve burada hani bir dişil için dinliyorsanız bir şeyleri yapma etme, düzeltme modunda olan kişiler, affetmeye hazır olan, üzülen, karamsar hani düzelir mi? Yeter ki düzelsin, yeter ki gelsin. Sinirlenmiştim ama gelsin, affederim diyen kişiler dişiller. Duygularını daha çok gösteren kişiler dişiller bu bağlantıda. Eriller kaçıyor. Eriller hani hazır değilim, risk alamam. Kupa 8'lisi hani şu ana kadar aramızda ilerleyen süreç bize bir şey katmadı. Yine bir yolculuk enerjisidir. Bakın burada da dolunay var yine. Balık dolunayı oldu biliyorsunuz. Böyle geliyor yani enerjiler ama yine de ben zaten sizi seven kişi hem de onun hayatına dokunduğunuz ve girdiğiniz için mutlu olan birisi de olabilir. Ki burada sizinle çok yakınlaşma ve vakit geçirme, bir şeyler içme, belki müzik dinleme falan. Bununla ilgili de büyük bir istek içerisinde olan birisi olarak görüyorum bu kişiyi. Bütünleşmek istiyor ki kuponusu da gelmişti. Ama sorumluluk alarak değil şu aşamada.
Hani gönül bu derler ya, sizin gönlünüz birazcık burada. Yani çok kendi yorumumu katmayayım diyorum da. Henüz duygularıyla yüzleşme cesareti olmayan birisine konmuş diyeyim. Yani sizin de sevdiğiniz birisi. Ve düzelsin hani diye uzun süre beklemiş olduğunuz ve belki içinizde hala da beklediğiniz birisi. Ama öfkeniz de var. Neymiş bu iki kart tekrar kendini attı. Evet, öfkem sanki şu an bana diyor ki bunu öfkeniz de var dediğimde dişil enerjiler bu iki kart kendini böyle şılak diye attı yine. O öfkemin sebebi kılıç yedisi gibi davranmasıydı diyor sanki dişiller. Kaçak göçek davranmasıydı, sorumluluk almamasıydı. Ama ne yapalım, biz de böyle birini sevdik diyor sanki dişil enerjiler. Bu iki kartı böyle direkt tekrar bunu böyle atması kendisine bana sanki böyle bir cevap veriyor musunuz gibi hissettirdi enerjinizle. Evet, A harf seçmedik. Hemen harf de seçelim. F harfi, U harfi, N harfi, C harfi, Ş harfi, L harfi, V harfi, P, E ve şu. I harfi geldi. Ay, düştü, bunu anlasım yok. Şu an düşen hangisi? Bu kadar. Evet, burada bu kadar seçmek istiyorum. F, U, N, C, Ş. L ve P, E ve I harfleri yine bu kişiyle ilgili sizin için mesaj olabilir. İsmi, soy ismi, sosyal medya hesapları, araba plakası gibi gibi. Evet, şimdi üçüncü desteyle devam ediyoruz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Dişil enerjiler belki siz zannediyorsunuz ki siz artık platonik seviyorsunuz. Belki hani belki diyorsunuz ki bu kişi beni düşünmüyordur bile. Aslında düşünüyor ama hiç renk vermiyor. Öyle bir enerjisi var. Yani çünkü duygularını çok derinlere atmış bir imparator. Kontrolcü yani. Kendisi bile yüzleşmemiş. İşte yüzleşme, aynalama enerjisi. Aslında belki sizin gücünüzle yüzleşebilecek birisi aslında da belki çok daha sonra yüzleşebilir. Öyle söyleyeyim. Anın enerjisinde yüzleştiğini söylemiyor kartlar. Siz daha çok yüzleşmişsiniz bu aşkla. Hani böyle birisini seviyorum moduna geçmişsiniz. Bir sal, hani fazla teslim, yani öyle de demeyeyim de nasıl diyebilirim? Birazcık negatif, yani sizde de bir melankoli çalıştırma durumu olabilir. Hani imkansız aşk gibi falan filan. Ama işte belki de karmik bir ilişki olduğu için bu kadar üzüldünüz. Bazı dersleri almak için. Bu kişi sizi seviyor, gözüküyor. Şimdi üçüncü desteğiyle devam ediyoruz. Evet. Bir ve iki biraz benzerdi. Farklı deseler ama bazen benzer çıkabiliyor, bazen de çok bambaşka çıkabiliyor. Evet, şimdi üçüncü desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için sizi kim seviyor? Kimin kalbindesiniz? Niyetine uygun kişi
kişiler ve enerjiler için sizi kim seviyor? Kimin kalbindesiniz? Ya benzer olsa da bazı noktalarda farklılıkları oluyor tabii. Yani 1 ve 2 tamamen aynı diyemeyiz. Burası da bana bir tık benzermiş hissiyatını verdi. Ama bakalım, görmedim. Açınca bakacağız. Belki de değildir. Deste altındaki enerjilerden biraz benzer olabileceğine dair bir enerji hissettim. Orada kuyu kartı gözüme çarptı. İkinci deste de çok gözüme çarpmıştı. Derinlere bakılması gerektiğini, derinleri gösterir kuyu kartı. Derinlerden çıkarılması gereken gerçekleri gösterir. Aslında yine ikinci deste de o kişinin duygularını ne kadar derine gömdüğünün, derinlere ittiğinin göstergesi gibi. Çok gözüme çarpmıştı zaten. Şimdi yine gözüme bir gözüktü. O yüzden söylemek istedim. İkinci desteden hala dinleyenler varsa onlar duymuş oldu. Evet, üçüncü desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için sizi kim seviyor? Kimin kalbindesiniz?
Evet, kartlarımı seçtim. Şimdi bir açıya bakacağım. Gayet güzel. Evet, üçüncü desteği seçenler. Evet, üçüncü desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bakalım sizi kim seviyor? Kimin kalbindesiniz dediğinizde kartlar hangi enerjileri gösterecek? Psişik kabiliyetler, psişik yetenekler, sözleşme, anlaşma, barışma ve yine bir ruhsal enerji, ruhsal yol göstericilik, ruhsal rehberlik enerjisi var. Birincisi burada belki rüyalarınızda gördüğünüz, ondan sonra hayvanlarla, sistemle mesaj aldığınız, belki kuşlarla mesaj aldığınız birisi olabilir. Bu kişinin kendisi de maneviyatı çok yüksek. Ondan sonra işte böyle enerjisel konulara meraklı, ilgili birisi olabilir. Aynı zamanda sizi seven kişinin. Bir devam enerjilerine bakalım. Burada çok ruhsallıkla yine bir açılış yapıldı. Parasal konularla ilgili sıkıntılı birisi olabilir. Geçmişte belki aranızda para konularıyla ilgili birbirinizi üzdüğünüz durumlar yaşanmış olabilir. Biraz cimri diyeceğim de öyle hissettim. Her ne kadar maneviyat yüksek olsa da para konularıyla ilgili iyileştirmesi gereken işle ilgili, iş hayatı ile ilgili iyileştirmesi gereken noktalar olabilir. Ki zaten bu manevi dünyaya çok aşırı girdiğinizde ya da maneviyat olarak geliştiğinizde bolluk bereket enerjisi ile ilgili bazen geliştirilmesi gereken noktalar olabiliyor. Çünkü dünyayla bazen fazla kopuş yaşanıyor. O yüzden bir bolluk bereket enerjisi noktasında bazen iyileştirilmesi gereken noktalar olabiliyor. Bu kişinin ben bolluk bereketle ilgili de sıkıntılı olabileceği bir enerjiyi görüyorum ama dışarıya çok yansıtmıyor olabilir. Dışarıya çok yansıtmıyor olabilir dedim, ermiş geldi. Kendi içinde yaşıyor daha çok çünkü. Ben depresyonda olabilecek birisini görüyorum açıkçası burada. Ve size sevgisini, ilgisini açıkça gösteremeyen birisi olabilir. Burada aranızda ortak iş yapma, ortak eğitim alma gibi durumlar söz konusu olmuş olabilir. Bu kişi için belki biraz maddiyata da iyi olmadığı için size kendisini yeterli hissedememe durumu var. Ve burada bir araya gelme durumunuzu birazcık şey hani yani diyor ki bana anlık bir cesaret gerek ki hani ben bu kişiye açılabileyim. Çünkü maddi bazı zorlukları var, bazı mücadeleleri var. Bu konuyla ilgili sanki böyle bir kendi içinde de iyileştirmeye çalıştığı bir süreç var. Bu arada bu kişi tedavi gördüğü bir süreç de yaşıyor olabilir. Psikolojik olarak özellikle bir tedavi görüyor, bir tedavi alıyor olabilir. Belki bu nedenle de böyle maddiyatla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir.
burada benim gördüğüm. Yine de Allah hak eden herkese sağlık, sıhhat versin. Hak edenlere, kalbinde, ruhunda, enerjisinde, hayvanlara, masumlara, doğaya karşı, sevgi, saygı, merhamet barındıranlara karşı sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin inşallah. Amin. Burada maddiyatla ilgili bir üzüntüsünün, bir sıkıntısının, iş hayatıyla ilgili bir üzüntüsünün, sıkıntısının olduğunu söylüyor kartlar. Yine burada kendi içinde yaşadığı çıkmazlar var bu kişinin. Açıkçası uzun süredir kendi içinde yaşadığı çıkmazlar, buhranlar, yani bir hastalık süreci yaşamış olabilir, yaşıyor olabilir. Ama yani tamamen kendi içinde yaşıyor. Dışarıya çok belli etmemeye çalışıyor. Burada benim gördüğüm ve duygu olarak size duygularını açma noktasında da yani böyle biraz komik davranışlar sergiliyor olabilir. Eli ayağını dolaşıyor olabilir. Belki bir günaydın derken bile böyle nasıl desem çocuklaşan birisi olabilir. Aslında hani biraz içine kapanık, çok sosyal olmayan birisi çünkü. Ve sanki zaman zaman aynı ortam içerisine de girdiğiniz birisi gibi. Burada benim gördüğüm ve hani böyle bir günaydın derken bile, hani ne haber nasılsın derken bile. Yani belki hatta o söyleyemiyor olabilir. Biraz böyle size kendisini denk görmüyor çünkü. Bir de yaşadığı da bir buhran var. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç var. Hani burada asıl adam yani Araf'ta kalma gibi acı çekmektir asıl adam enerjisi. Neyle kurtulursun? Maneviyata yönelerek kurtulursun o süreçten. Aydınlanarak kurtulursun. Ki bu kişide de o maneviyat var. Yani belki çok fazla maneviyata yönelmiş olabilir şu sıralar. Kendi içinde bir şeyleri çözmeye çalışıyor olabilir psikolojik olarak da. Uykusu çok düzensiz birisi olabilir aynı zamanda. Geçmişten tanıdığınız birisi olarak gözüküyor zaten. Kupa altılısıyla çok yüksek ihtimal. Ve kendisinin de içinde sanki çok hassas bir çocuk var. Ama dışarıya böyle hani ne derdini anlatıyor ne mutluluğunu anlatıyor. Ağzından zoraki laf alınan birisi olabilir. Yani böyle çok konuşkan birisi değil. İçinde böyle bir çünkü derdi var, bir güvensizliği var. Maddiyatla ilgili özellikle yani yeteri kadar kazanmadığını düşünüyor olabilir ya da belki bir sorun yaşadı yeteri kadar kazanamayacağını düşünüyor olabilir o yüzden burada askıda kalan belki bazı süreçleri olabilir yine maddiyatını işini ilgilendiren açıkçası onu çok üzen bazı durumlar var ve bunların birazcık iyileşmesini bekliyor. Ama sanki böyle sizden de ona bu arada zaman zaman hani böyle bir günaydın diyor olabilirsiniz. Ne haber nasılsın diyor olabilirsiniz. Haber gönderiyor olabilirsiniz. Sessiz kalıyor olabilir. Ne yapacağını şaşırıyor olabilir. Cevap vermiyor olabilir. Veremiyor olabilir. Hani bunun sebebi birazcık aslında depresyonda olması. Yani dışarıdan tuhaf ve içine kapanık birisi olarak gözüken birisi olabilir bu kişi. Yani burada da bir zincirin kırılması gerektiğini söyler ki asıl adamdan sonra gelmesi de tam böyle şey oldu yani. Burada bazı açıkçası sıkıntı yaşadığı durumlarla ilgili ben bunu çok sizinle bağlantılı bir şey olarak görmüyorum. Kendi hayatıyla ilgili bir durum sanki bu daha çok ve bir zinciri kırması gerekiyor artık bu kişinin. Ya şu bile olabilir bakın belki işi yok gücü yok burada böyle birisi var geçmişten tanıdığınız ve belki de siz ona diyorsunuz gel şöyle bir işte çalış şöyle bir şey yap falan diye ama burada tilki de geliyor şimdi aslında bu bana biraz cesaret edemediğini söylüyor ama şey de hissettim ya belki zaman zaman sizin dalga geçtiğiniz birisi de olabilir hani içten içe belki acıdığınız birisi olabilir. Biraz böyle komik bulduğunuz birisi olabilir. İşte belki onun iyiliğini de istediğiniz bir tarafta. Bu arada çok kötü bir şey. Yani bazı insanlar bazen yardım ettikleri, yardım edebilecek kişilerle içsel böyle bir gülüşme, böyle bir gülme, böyle bir dalga geçme durumları içerisine girebiliyor. Böyle durumlar içerisine girmeyin. O zaman yaptığınız yardımın da bir hayrı kalmıyor diyeyim. O yüzden hani böyle bir şey yapıyorsanız da birilerine karşı daha çok böyle ergen çocuklar falan yapar. Hani böyle işte hani nasıl diyeyim hani herkes gibi olmayan, herkes gibi gözükmeyen birilerini gördüklerinde böyle hani hem böyle kakara kikiri böyle bir kendi aralarında gülüşürler hem de böyle gidip yardım teklifinde bulunurlar ya hani
öyle bir ciddiyetsiz bir şey olabilir burada. Ama siz sanki ciddiyetsizsiniz yani bu kişiye karşı. Farklı görünüyor. Kendi içinizde böyle bir kendinizce böyle bir dalga geçiyor olabilirsiniz. Ama şöyle de bir şey de var. Sanki sizin ona götürdüğünüz teklif, işte ona yaklaşma durumunuz, ona anlayışlı olma enerjiniz, bir noktada onu hayata tekrar bağlayabilecek bir şey olabilir burada. Hani sanki böyle tekrar hayata onu bağlamaya çalışan, onun ama risk olarak gördüğü, burada da dediğim gibi, burada da diyor bakın, hem size kendisini açması için çok büyük bir cesareti lazım bu kişinin, hem de belki de hayata da bağlanamıyor şu an tam. Yani ayakta duramıyor olabilir, işi olmayabilir, olsa da tam bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir. Hani o noktada da sanki hani bazı cesaretlere geçebilmesi lazım. Yani burada da risk al ve git ileri diyor. Hani maceraya atıl, ileri git, ilerle diyor mesaj olarak. Sanki o ilerleme durumunu birazcık siz ona hani böyle hoş davranışlarla, hoş sözlerle yansıtıyor olabilirsiniz. Ama burada sizde de bir tilkilik var gibi yani. O yüzden hani böyle ben bunu biraz dalga geçmek gibi hissettim. Biraz küçümsemek gibi hissettim hani. Hem böyle bir şey gösterip o verdiğim örnekteki gibi, söylediğim örnekteki gibi. O yüzden hani o tarz davranışlar içerisine giriyorsanız hani bu video aracılığıyla yüzleşime girmeyin. Hem çok ayıp hem de gerçekten yaptığınız hayrın bir anlamı kalmıyor. Ki genelde ben burada bir de çok masum birisini görüyorum. Biraz da enerjisi beni duygulandırdı akışla birlikte. Bu kişiler yani nasıl biliyor musunuz? Gerçekten ay bir kez daha yaşamıştım bu durumu. Bazen gerçekten kolektifteki bazı enerjiler yani akış temiz ve sağlam olduğu için direkt olarak yani o akışla ilerleyebiliyor bir şeyler. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişiler genelde ortalıkta yardıma ihtiyacım var diye dolaşmıyorlar zaten. Kendi içlerinde yaşıyorlar sıkıntılarını. Bu kişi de sanki kendi içinde bir şeyleri çözmeye çalışmaktan dışarıya asosyalmiş gibi ya da böyle nasıl diyeyim, olgun birisi olabilir, zayıf birisi olabilir. Bu arada hani bir eril enerji ise bile çok kilolu olmayan, biraz zayıf olan birisi olabilir. Belki yaşadığı durumlardan sonra zayıflamış olabilir. Yani asıl yardıma ihtiyacı olanlar zaten birazcık şeyler hani benim yardıma ihtiyacım var diye bağıran tipler değiller. Onu sizin kendinizin böyle dalga geçer gibi değil, hani gerçekten hissederek görebilmeniz gerekiyor. Ya da burada diyorsanız ki ben dalga geçmiyorum. Özellikle böyle iş ortamı gibi ya da eğitim ortamı gibi içerisinde bulunduğu birileri varsa oralardan birisi sanki hem ona hani iletişim kurmaya çalışıyor ama içten içe bir tilkilikle de bir böyle nasıl desem hani dalga geçmek gibi böyle bir küçümsemek gibi bir enerji var sanki. Hani burada asosyal birini sosyalleştirmeye çalışıyorlar sanki ama bir noktada da küçümsüyor gibiler. Dünyayı düşleyerek var edin. Bu kişi çok gerçekten psikolojik, enerjisel çalışmalar yapıyor olabilir içerisinde bulunduğu durumlardan kurtulabilmek için. Gerçekten çok bunu hissettirdi. Yani dünyayı düşleyerek var edin enerjisiyle de birlikte. Hayal çok kuruyor olabilir. Ulaşmak istediği yerlere ulaşabilmek, şu sıkıntılı durumundan kurtulabilmek için. Hayat bir gizem diyor. Bana bu yine şunu hissettirdi. Yani gizemli birisi gibi gözüküyor olabilir. Dışarıdan yaşadığı bu gerçekten sıkıntılı durumla ilgili hiçbir renk belli etmiyor olabilir. Hani insanlar tarafından, çevresi tarafından, belki sizin tarafınızdan farklı, hani aynı değişikliğe gülüştükleri birisi olabilir. Ve gücünüze sahip çıkın diyor. Aslında güçlü bir tarafı var ama henüz o gücü eline, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Zaten o güç elinde ama henüz o gücün farkında değil. Yani hayata tekrar bağlanamıyor sanki. Araf enerjisi işte. Maneviyatını çok güçlendirdi ama maddi boyuta henüz iniş yapamadığı bir durum içerisinde. Dating, yine böyle bir iletişim, haberleşme ve sexuality, çekicilik enerjisi var burada. Bu kişi belki size çıkma teklif etmiş olabilir. Yani dating enerjisi direkt odur. Belki bir teklifte bulunmuş olabilir. Bir haber
göndermiş olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim, kendi içinde özellikle yine dişlilerin çok çok çekici bulunması nedeniyle bu kişinin hani hani şey olabilir, bir kendimi toparlayayım da bir haber göndereyim, hani bir işte bir şeyler yiyelim içelim dediği durum olabilir dişlilere karşı. Yani eğer diyorsanız ki evet geçmişte bana böyle bir şey olmuştu ama reddetmiş ya da askıya almış olabilirsiniz. Çok istemediğiniz ya da belki bu kişiyi birazcık hakir gördüğünüz için dişil enerjiler. Ya da burada diyorsanız ki öyle bir şey yaşanmadı. Kendisi bunu yapmayı çok istiyor olabilir. Çünkü sizi çok beğeniyor ve çok istiyor. Ama dediğim gibi yani bunu yapabilmesi için biraz parası da olması gerek sanki. Yani kendisi öyle düşünüyor. Parasıyla özgüvenini doğru orantıda bir şeyle değerlendiren birisi. Hani sanki parasal durumlarını halletse kendine gelecekmiş gibi düşünen birisi. O zaman da size daha cesaretle gelebilecekmiş gibi bir düşünce içerisinde. Şu an ben bana hissettirdiği, yani bakın düşleyerek de var edin diyor ya, bu sanki hani daha çok hayalde kalmış bir durum gibi. Henüz bunu yansıtamamış yani, kendi içinde yaşıyor. Platonik aşık gibi görüyorum ben bunu. Ama çok saf ve masum birisi açıkçası burada benim gördüğüm. Yani yalnız birisi, tutunacak kimsesi olmayabilir. Kimsesiz birisi sanki. Duygulandırdı yani beni. Üzerinde çok durmak istemiyorum, o yüzden aktaracağım, aktardım zaten. Addiction. Burada bakın takıntıdan, hani biraz platonik aşktan bahsetmiştim. Has a block diyor bakın. Controlling, restrained, codependent, obsession, possession. Birazcık burada size karşı hani hem bir blokajından bahsediyor, hem hani kendi içinde sevme durumu, belki bağımlılığı var, seviyor ama burada bakın has a block diyor. Burada da obstacle, yani o blokları, o blokajları transcending, aşmaktan bahseder. Empat ve çok şey birisi olabilir. Hassas birisi olabilir. Bakın burada da diyor being charmed or used, yani birileri tarafından kullanılmaya çalışmış, böyle küçük, hakir görünmüş birisi olabilir. Burada her ne kadar girl with a snake dese de böyle bir kadın olabilir. Ya da ben şöyle söyleyeyim, böyle bir erkek de olabilir. Bana daha çok bu eril enerjiymiş gibi hissettirdi çünkü. Hani bu enerjiyi yaşayan kişiye. Sıkıntısı var sanki. Sizi gizli gizli seven, belki bir bağımlılık gibi seven. Burada aşması gereken maddiyatla ilgili biraz onun psikolojisini de etkileyen sıkıntılı bir süreci var. Hani ondan sonra belki size gelebilir. Burada benim gördüğüm. Bir de bana şey hissettirdi. Burada hani girl with a snake dediği için bunu dinleyen kadınlar, sizi çevrenizdeki insanlar bu kişiyle ilgili yanlış etkilemeye çalışıyor olabilirler. Tilki enerjisiyle de. Yani belki çevrenizde bu kişiyi küçük gören kişiler olabilir. O yüzden siz de bir noktada kendi düşüncelerinizle, kendi belki iyi niyetinizle hareket edemiyor olabilirsiniz. Burada çok ergen bir enerji gördüm açıkçası. Ergenler arasında olur ya öyle saçma saçma şeyler. O yüzden çocukları iyi yetiştirmek çok önemli. Farklı durumlara, farklılıkları olan bireylere, kişilere karşı. Burada da imagination diyor sanki. Zaten daha sizi hayal modunda kalmış birisi yani. Acı enerjisi var. Bu kişinin ailesiyle ilgili de sıkıntıları olabilir. Yalnız birisi olarak gördüm zaten. Bir de yine çevrenizdeki kişilerle ilgili de acı çekiyor olabilir. Yani bu tilkiler belki sizin çevrenizdeki kişiler olabilir yani burada benim gördüğüm. Farklı kültürden birisi olabilir bir noktadan.
Yani aileden gelen bir parasal sıkıntı enerjisi. Fare ve ev kartıyla da bir şeyleri düzeltmeye, bir yolunu bulmaya çalışıyor ama kendim. Belki maneviyatla işte. Yani şöyle söyleyeyim, belki tam size kendisini açabilecekken birilerinin böyle saçma saçma davranışlarıyla karşılaşıp dalga geçer gibi vazgeçmiş de olabilir. Birileri onunla eğlenmiş olabilir belki. Size duygularını hissedip, görüp hemen ondan sonra o da vazgeçmiş olabilir. Yani eğer diyorsanız ki ben bu kişiyle hiç dalga falan geçmiyorum, ciddi olarak kendinizle yüzleştiğinizde bunu diyorsanız, yani çevrenizden, onun çevresinden, ortak tanıdıklarınızdan falan birileri onunla biraz böyle eğleniyor gibi. Ama baksanız yardım etmeye çalışıyor gibiler, bir şeyler sunmaya çalışıyor gibiler. Ama şeyler hani lay lay lom çocuk tipler, prens enerjisiyle gel, yani ergenler diyeyim. Öyle bir enerji gözüküyor burada. Sinirlendim yani şunlara. Evet, şimdi harflere bakalım. Başak ve balık etkisi görüyorum buradan. Akrep olabilir. Yine her telden enerji var. O harfi kendisine attı. Ama büyük arkana başak ve balık enerjisini gösteriyor. Yine toprak da var, hava da var, su da var. Ateş yok bir tek. Yani ateş bir tek, değnek prensi var. Zaten ateş enerjisi az olan birisi olduğu şuradan belli. Hayatla bağlanamıyor yani. Ateş biraz hayatla bağlar insanı, ateş elementi. Evet, toprak da bağlar, köklendirir ama harekete geçme, hayatın tadını çıkarma biraz ateş enerjisiyle gelir. Bu kişi de sanki zaten bu yok gibi. Yani az olabilir ya da. Ama çok masum birisi, iyi niyetli birisi olarak gözüküyor. Yani ben öyle hissettim. Kendi hayatıyla ilgili çok sıkıntıları gözüküyor. Kırmaya çalıştığı bir zincir var. Bir şey var, kurtulmaya çalıştığı. L harfi, A harfi, J harfi, Z harfi, C harfi, Y, K, Ü ve İ harfi geldi. O, L, A, J, Z, C, Y, K, Ü ve İ harfleri isminde, soy isminde, sosyal medya hesaplarında, arabasının plakasında gibi gibi yerlerde sizin için mesaj olarak olabilir, söz konusu olabilir. Gelen harfler de bu şekildeydi ama siz daha çok enerjilere bakın burada. Sizin hayalinizi kuran, sanki bir gün gelecek ve ona hani duygularımı açacağım, onunla bir aşk yaşayacağız, onu ne kadar beğendiğimi, onunla vakit geçirmek istediğimi, belki ona çıkma teklif etmek istediğimi, hani onu bir yere davet etmek istediğimi, gün gelecek ve söyleyeceğim diye kendi içinde bir hayal gibi yaşayan birisi size bu kişi. Bakın burada da iki kuş bir araya geliyor. Burada da öyle bir enerji var. Ve çok güzel birisi olabilir dişiler burada. Çevreniz de belki o yüzden çok olabilir. Yani şey var burada biraz hani. O yüzden de bir güvensizlik var. Hani zengin kız durumu olmayan olan diyesim geldi burada birazcık. Hani öyle bir enerji var gibi. Hani o yüzden biraz ergen enerjiler hissettirdi. Bakın burada da iki kuş bir araya geliyor. Burada da. Evet, sizi kim seviyor dediğimizde gelen enerjiler bu şekildeydi.
duygularını açamayan birisi bu kişi ya. Hatta şöyle söyleyeyim. Bana ne hissettirdi biliyor musunuz? Bir noktada. Çok acayip çektiğim ek kartlarla. Bu herkes için yine uymayabilir. Böyle bir tarikata falan üye birisi olabilir. Eril enerjiler. Böyle bir yerlerin sözüyle hareket eden ama yani uçmuş olabilir yani orada. Anlatabilmişimdir. Hani uçlarda yaşamamak önemli ya. Hani her tarikatte aslında Allah yoluna götürmüyor ya. Kimisi şeytan yoluna götürüyor. Burada aziz ve şeytan enerjisiyle ya da böyle parasını alıp onu iyice bitirmiş bir şeyler yaşamış olabilir. Hani gel biz doğru yoluz derken sanki bu kişiyi iyice zorluk yaşatmışlar. Bu kişinin duygularını, hassasiyetini kullanan bir yerler de olabilir. Bir de şunu hissettim. Özellikle izleyen gençler için söyleyeceğim bunu. Aynı okulda okuyorsanız falan ya da bu kişinin bir okul durumu varsa aynı zamanda şey görüyorum. Nasıl ödeyeceğini bilememe durumu içerisinde gibi. Sanki ondan para bekleyen resmi bir kurum var bakın. Hani ama kendi içinde şeytan ve yine tılsım beşlisi, yine maddi noktada sıkıntı enerjisidir. Şeytanla geldi bir de. Kupa kralıyla da. Burada hani şey var açıkçası, anlayış beklediği durumlar var sanki ondan para isteyen yerlerden de. Hani bu belki bir tarikat gibi bir şey değilse de, ki ben böyle öyle bir şey de hissettim gibi, Allah uzak tutsun böyle negatif kötü olan şeytana hizmet eden her şeyden. Burada şey hissettim birazcık da, okul gibi bir yer olabilir ama bu kişiyi belki çok maddi olarak zorlayan bir şey olabilir. Yani öyle bir enerji de var. Çok sıkıntılı ama yani psikolojisini de çok etkilemiş. Duygusal olarak onu gerçekten çok özgüvenini yitirmiş. Yani burada bir şeyleri para yetiştireceğim diye açık konuşmak gerekirse özetle. Yani kendini kaybetmiş birisini görüyorum. Ve bu resmi bir yerler sanki. Mutlu birisi değil. Belki dişiler burada bu erillere borç vermiş olabilir bakın. Bir borç enerjisi de görüyorum. Dişilerden gidebilen, yani resmi bağlantılı. Belki o kişinin bu durumuyla ilgili. Ama burada bir şeyler ego durumu nedeniyle bitmiş olabilir. Yani ya siz egolu yaklaştınız ya o bir şeylerden rahatsız olup aranızda bir yıkım yaşanmış olabilir. Dedim ya şurada da biraz sanki küçümseme enerjisi gözüktü diye. Bu şekilde geliyor. Yani tamamla uyumlanmak zorunda da değilsiniz. Kendinize göre dinleyin. Ama yani şu küçümseme enerjisi uygunsa sadece bu sizi seven kişiye karşı değil, toplumda yani farklı gözüken kimseye karşı böyle küçümseyici, kakara, kikire, böyle dalga geçen durumlarla yaklaşmayın kimseye. Karma oluşturursunuz. Hani Allah hak eden herkese kalbinde, ruhunda, enerjisinde iyilik, temizlik, yine hayvanlara, doğaya, masumlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıran ve bu dünyada tüm masumlara karşı, doğaya, hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıran herkese de sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Doğaya, hayvanlara, masumlara sevgi ve saygıyla davranan, merhametle davranan ve bu şekilde yaşayan herkese Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Üstüne basa basa söylüyorum ki bu niyetim için bu duayı ediyorum. Bu kişiler için bu duayı ediyorum. Diğerleri çünkü yok olsun yani. Ağır bir borcu olabilir, yüklü bir borcu olabilir.
Öyle geliyor. Harfler de bu şekildeydi. Harfleri seçtik biz, değil mi? Evet. Kaldırdıklarım o harfler. Artık kafa uykudan. Evet, bunları da yorumladım. Tamamdır. Üçüncü destedeki enerjiler bu şekildeydi. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Evet, açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.